Kıymetli dostlar, CHP kulislerinde skandallar bitmiyor. Bugün öyle bir şeyi halının altına süpürmeyi, gizlemeyi başarmaya çalışıyorlar ki ama biz buna müsaade etmeyeceğiz. Bugün ekranlarda CHP kulislerini alt üst eden skandal bir takım rüşvet iddialarını, bir takım kara pakla, para aklama iddialarını, bir takım ihale paslama olaylarını tek tek ekranlarınıza getireceğiz. Rüşvetin şifresinin adı zeytinmiş. İşte CHP'li belediyelerde skandalın perde arkası birkaç dakika sonra sizlerle. Adana'da CHP'li Seyhan ve Çukurova belediyelerinde ortaya çıkan rüşvet skandallarında detaylar yavaş yavaş netletme, netleşmeye başladı. Şüpheli rüşvet isterken işte ya gerçekten komik. Bu olup bitenler komik. Rüşveti nasıl tabir ettiklerini anlatacağım. Ama şu fotoğrafa bir bakalım. Büyük boyutta da vereceğim az sonra bu fotoğraf. Kim ve kim? Bunu görelim. Ya böyle kirli pazarlıklara. Böyle vatandaşın cebindeki parayı alıyorsunuz arkadaşlar. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı var ya. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Bu ülkenin garibanının zeytin parasını kusura bakmadan çalıyorsun. Bir de buna zeytinli şifre koyuyorsun. Ne diyor biliyor musunuz şüpheliler? Birbirleriyle görüşürken zeytinin kilosu 8 bin lira diyerek şifrelik bunlar ortaya çık. Ve Cumhuriyet Halk Partisi bu konu konuların üzerini örtmek için çok büyük bir gayret gösteriyor. Ama başaramayacaklar. Yapamayacaklar. Buna en azından ben müsaade et. Adana'da CHP'li Seyhan ve Çukurova belediyelerine yönelik yapılan imar yolsuzluğu ve rüşvet operasyonunun detayları git gide artmaya başladı. Bize de oralardan haberler ve evraklar geliyor vakti zamanı geldiğinde. Eğer ki Cumhuriyet Halk Partisi bunu gizlemeye dair çaba ve gayretini sürdürürse bu ekranlarda o belgeleri sizlere aktaracağım. Bakın kıymetli dostlar, olayın müsebbiblerinin fotoğraflarını da ekranlara verelim ki kim neymiş, ne yapıyormuş görelim. Belediyede üst makamda görev alan yetkililerin müteahhitlerden rüşvet isterken Polis dinlemesine yakalanmamak için bu zeytinin kilosu 8 bin lira diye şifreli konuştukları tahmin etti. Rüşvet çarkı ve imar yolsuzluğu geçen yıl yaptığı inşaatın ruhsatına rüşvet vermediği için alamayan ve bu yüzden iflas eden müteahhitin suç duyurusunda bulunmasıyla ortaya çıkmıştı. Bir yıldır bu skandalı ne kadar konuştular? Şema'nın belediye ayağını imardan sorumlu başkan yardımcısı Ali Arslanoğlu imar Müdüve, müdürü ve mimar gibi imzaladı imza yetkisi olan kişiler oluştururken diğer tarafında ortak çalıştıkları müteahhit H.K olduğu tespit edildi. Bu ismi vermemiz ee, müsaade edilmiyor diye. Rüşvet çarkının işleyişini anlatmak istiyorum kıymetli dostlar. Bakın ne şekilde işlediğini bilelim. Usülüne göre yapılmamış olan hormonlu binalara ruhsat almak isteyen müteahhitler H.K ile irtibata geçiyor. Usulsüzlüğün büyüklüğüne göre istenilen para miktarı da artarken nakit olarak elden teslim isteyin. Rüşvet verildiği anda imar izniyle alakalı bütün pürüzlerin ortadan kalktığı tespit edip polisler tarafı. Bilir kişi raporlarında bu yolsuzlukları tek tek delilleştirebildi bizim kolluk kuvvetleri. Yapılan incelemede 66 apartmanın imarında usulsüzlük yapıldığı, müteahhitlerin 1 artı 1 için 4 artı 1 daire yaptıkları, 8 kat ruhsatı alınan apartmanlarda 12 kat inşa edildiği, 8 dönümlük alan yerine 15 dönümlük alana yapı yapıldığı ortaya çıkıyor. Vurgunun boyutunun, buranın altını çizmek istiyorum, vurgunun boyutu 750 milyon lira tahmin edin. Fazlası da olur. Ya belediye görevlisi karşı tarafa belgenin onaylanacağını ve bunun karşılığında ne kadar para isteyeceğini çaktırmak için diyor bu. Zeytinin kilosu 8 bin lira. Zeytinin kilosu bilmem kaç bin lira. O inşaatın sıkıntılı durumunun şiddetine göre fiyat artıyormuş. Bak bak. Şimdi deprem oldu. Ya uygun değil arkadaşlar bunlar. Yapı denetime uygun değil. Şimdi bu CHP'li belediye ne diyecek? Ey hükümet, ey bilmem ne, ey sen, ey o. Ya arkadaşım bir kendininkine bak ya. Bir kendininkine bak ya. Hatay'da yaşanan rezalet rezal, rezaleti biliyoruz. Depremzede vatandaşlarımızın yaraları daha tam olarak sarılmadığı için Acıları halen daha taze olduğu için bazı gerçekleri konuşmuyorum, anlatmıyorum. Sizler de bu skandallara yol açmayın, ön açmayın. Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski belediye başkanı diyelim çünkü ihraç ettiler. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yolsuzlukların, rüşvetlerin, para akıtmaların, aktarmaların, bilmem nelerin bu kirli işlerin kendisi o koltuktan kalktığında ortaya çıkacağını bildiği için istifa edemediğini iddia et. Ya siz nasıl çirkin bir oluşumsunuz? Nerenizden tutsak elimizde kalıyor. Ya Kemal Kılıçdaroğlu'nu yürürken görüyorum artık şunu düşünüyorum yani bakın. Hani mesela bu e, devleti yönetenlerden bir ekip bir insan topluluğu görürsün. Bakanlar, vekiller bilmem dersin ki ya bak içlerinde kötü de vardır ama vatanını milletini seven insanlar da var bunların içinde. Dava şuuruyla yetişmiş öyle yaşayan insanlar var. Bu vatan için canından geçecek insanlar var dersin değil mi? Ben Kemal Kılıçdaroğlu yürürken yanındaki ahvalini gördüğümde şunu diyorum. Bunların her biri sadece kendi koltuğunun çıkarlarının menfaatlerinin peşi. Eğer ki bu ülkenin iyiliğini isteselerdi Kemal Kılıçdaroğlu yanında ona yalakalık yapıyor. Zaten olmazlar. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu değil, yanındaki ahvali için de aynısını diyor. Bu operasyonda çok fazla sayıda gözaltı var. Ee, bir kısmı savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Bunun yanında 37 kişi çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, rüşvet suçlarından adliyeye sevk edildi kıymetli dostlar. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1980 gram has altın, 1 kilo gümüş külçesi ile birlikte yaklaşık piyasa değeri 4 milyon 100 bin zinet eşyası işte 11 bin 370 dolar 5700 avro ve 17 bin 50 TL nakit para ve bir adet 765 Barretta marka tabanca ele geçirildi çok fazla daha delil var her şey yetkililerimiz tarafından teyit edilmiş ve delilleştirilmiş vaziyette. Konunun da takibinde olacağız. Gerekli bilgilendirmeleri de size bir bu platformdan Allah'ın izniyle yapacağız. Kıymetli dostlar, paylaşarak daha fazla insana ulaşmasına vesile olabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın efendim.